Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, pandemi sürecinin kantinci esnafını da etkilediğini dile getirdi. Yenialp, pandemi nedeniyle örgün eğitime ara verilmesinin ardından Mart ayından bu yana kapalı olan kantinci esnafının ayakta kalabilmesi için önlem alınması gerektiğini belirtti. Alanya'da da 70 civarında bizim de kantinci üyemiz bulunmakta. Bunların gerçekten yani okulların pandemiyle beraber, okulların kapanmasıyla beraber sıkıntıya düştüler. Yani illaki bu adamların hani kira ödemeyecekler ama tamam. Onun yanında vergileri var. Bu devam ediyor biliyorsunuz, her ay verilen beyannameleri var. Artı evlerinin giderleri var. Hayatlarını idame ettirmeleri zorunda. Onun için de tabii ki sıkıntıya düştüler. Ve şimdi ayın 31'i itibariyle işte okulların açılacağı ile ilgili bir şey var. Açılacak deniyor. Ve okullar açıldığı zaman da kantinci arkadaşlarımızın da mutlaka kantinlerini açmaları ve hayatlarını idame etmeleri yönünde bir düşüncemiz bulunmakta ve bunu da üst birliklerimize iletmekteyiz. Sayın Adlıhan Deren'in de açıklaması zaten bizlerin talebi doğrultusunda. Yani ilçelerde bulunan oda başkanlarının talebi doğrultusunda böylesine bir açıklamada bulundular. Hani biz de sosyal mesafeyi, maskeyi ve hijyen konularına önem vererekten kantinlerimizi açmak ve çalıştırmak istiyoruz. Çünkü bizim de bir hayatımız var, idame ettirmemiz gereken bir hayatımız var, çocuğumuz var, çokmağımız var. Bunları hayatlarını idame ettireceğiz. Onun için kantincilerin de dükkanlarını açmak istediklerini belirtmek isteriz. Tabii ki sadece kantinciler değil yani. Bunun yanında okulla beraber servisler de var. Bu kantine gelen çocuklarımız zaten mahallelerindeki bakkallardan alışveriş yapıyorlar. Hastalığı da yeterince artık bu salgını, pandemiyi öğrendik. Ondan dolayı da bu hayatlarını idame ettirmek için gereken mesafe ve hijyene ve maskeye öğrenci kardeşlerimizin de dikkat edeceğine inanmaktayız. Onun için mutlaka kantinleri açmak isteriz.